Bir ayet alalım kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ce'alni mukimessalati ve min zürriyeti Rabbena ve teqabbel dua. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Şimdi suyun, az önce konuşmuştuk, İnsanı bir yerden bir yere sürükleyip götürdüğü gibi insanın boğabilme de ihtimali var. Bediüzzaman diyor ki, niyet öyle bir kimyadır ki şişeleri elmasa, toprağı altına çevirir diyor. Buraya gelen insanlar bir kısmı YouTube'dan bizi izliyor, tanıyor. Bir kısmının hayatı değişiyor. Bir kısmı çayımızı çok seviyor geliyor. Bir kısmı çorbamızı çok seviyor geliyor. Bir kısmı dostluğa geliyor. Bir kısmı muhabbete geliyor. Bir kısmı sırf Allah için geliyor. Rıza ilahi için geliyor. İşte burayı bir su gibi görecek olursak, işte sırf Allah için gelen buradan istifade ediyor. Bir yelken açıyor kendisine. O suyun üzerinde bir bakıyorsun, bir yerden bir yere ulaşmış. Ama bir kısmı da var ki böyle bir anda çok etkilenmiş, videolardan çok etkilenmiş, hayatı değişmiş. Bu adam geliyor mesela, gelir gelmez diyor ki işte abim, canım abim, nasılsın abim, iyi misin abi, böyle öpüyor, kokluyor. Anlatabildim mi? Hani bunun bir kısmı hikmetli, bir kısmı hikmetsiz. Hangi kısmı hikmetli? Şimdi İslam'da biliyorsunuz vasat var, ifrat var, bir de tefrit var. Bediüzzaman Hazretlerini sevmek vasattır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan daha çok sevmek, haşa, ifrattır. Arkadaşınla böyle affedersin yani, çok özür diliyorum. Yani böyle bir tavırda bulunmak, o da nedir? O da tefrittir. Şimdi bir adamın bir video izleyip hayatının değişmesiyle beraber, abi sen hiçbir yere ayrılma, senle beraber olalım, senle ölelim, senle, abi sen var ya benim bütün ömrümü değiştirdin, sen olmasaydın ben biterdim, ben derbederdim. Bu ne oldu şimdi? Bu ifrat oldu. Tefriti ne? Tamam, Cenab-ı Hak bizim elimizde vesile etmiş. Lan oğlum sen olmasan da biz hidayete kavuşurduk zaten. Bu da işin tefriti. Peki bu işin vasatı ne? Elhamdülillah, rahmet-i ilahi ikimize birden vesile oldu. Çünkü sen bu işi yapmakla seni vesile kıldı. Beni de hidayete erdirilmekle vesile kıldı. İkimize birden Cenab-ı Hak ne yaptı? Rahmet-i ilahi bize vesile oldu. İşte bu işin aslında neyidir? Vasatıdır, dengesidir. Fakat maalesef biz her zaman vasatı yakalayabiliyor muyuz? Hayır, birçok zaman yakalayamıyoruz. Şeyh uçmaz, mürit uçurur derler ya. Tam bunun gibi birçok yerde bu arkadaşların bizi uçurmaya çalıştığı gibi, o arkadaşlar da ne yapıyorlar? Şeyhlerini uçurmaya çalışıyorlar. Halbuki büyük zatlar zaten böyle şeylerden hoşlanırlar mı? Hayır, hoşlanmazlar. Mesela Yunus Emre'nin bir hikayesini anlatayım size. Yunus Emre çok uzun yıllar Tapduk'un yanında kalıyor. Ne yapıyor? Oranın hizmetkarlığını yapıyor. Belli bir zaman geliyor. Belli bir zaman sonra artık diyor ki, ya ben yıllardır buradayım, bir türlü bir yol, bir mesafe kat edemedim diyor. Hindistan'a gidiyor. Orada da 20 yıl boyunca ne yapıyor biliyor musunuz? Sürekli temizlik yapıyor. Sürekli dergah temizliyor. Sürekli dergah temizliyor. Sürekli dergah temizliyor. Diyorlar ki Yunus Emre'ye, senin artık burada vazifen bitti, sen buradan git diyorlar. Sonra yolda birileri Yunus Emre'yi görüyor. Çöldeler, çölün ortasındalar. İşte selamünaleyküm, aleykümselam. Biraz yol kat ettikten sonra diyorlar ki, hadi diyorlar bir oturalım, bir beraber yemek yiyelim diyorlar. E bakıyor ki Yunus Emre, lan bunların yemeği yok. Ellerinde bir valiz yok, bir çanta yok, bir yemek yok. Nasıl olacak bu iş diyor. Oturuyorlar, bir tanesi açıyor elini. Ya Rab, bize işte yemek gönder, aşk gönder, gıda gönder ya Rab. Bize rızık gönder ya Rab diyerek dua ediyorlar. Dua ederlerken de birini şefaatçi kılıyorlar. O şekilde dua ediyorlar. Bir bakıyorlar işte yemek geliyor. Yani ya birinin eliyle geliyor ya gökten gönderiliyor. Bir türlü ne oluyor? Yemek geliyor. Yemeklerini yiyorlar. Tabii Yunus Emre çok şaşırıyor bu olaya. Ardından diyor ki, ya bunlar nasıl zatlar ki yani? Bir dualarıyla Cenab-ı Hak bunları nimete boğuyor diyor. Bir vakit daha geçiyor, öbür vakit geliyor, öbür vakit geldikten sonra diğer adam açıyor elini. Diyor ki, ya Rab işte acıktık, bize gıda gönder, yemek gönder, kut gönder. Allah'ım ihtiyacımız var, bir şefaatçi yapıyor. Daha sonra yemek geliyor abi. Bir vakit daha geçiyor, acıkıyorlar yine mübarek. Diyorlar ki, biz iki vakit dua ettik. Hadi diyorlar, sen de bir dua et. Allah bir yemek, bir rızık daha göndersin bize. Yunus Emre açıyor elini. Diyor ki, Allah'ım bunlar ne kadar mübarek insanlar. Bunlar nasıl dua ettiler ben bilmiyorum. Ama bunlar sana kimi şefaatçi ettilerse ya Rab diyorlar, sen bize yemek gönder. Yemek geliyor, iki kişi de şaşkın. Diyorlar ki, sen ne dua ettin? Vallahi dedim ki, bu insanlar senden ne talep ettilerse, ne dua ettilerse, sana kimi şefaatçi ettilerse ya Rab, ben aynısını senden istiyorum, senden talep ediyorum dedim. Bir baktım yemek geldi. Peki diyor, siz neyi talep ettiniz? Biz diyor. Tapduk'un diyor bir talebesi vardı, Yunus Emre. Her yerde diyor namı yayılmış.
Dedik ki, ya Rab onun hürmetine bize yemek gönder. İki öğün onun hürmetine yemeği isteyince yemek geldi diyor. Hani Yunus Emre kendisini hiçlemiş yani. Böyle büyük zatlar, kendilerini zaten en günahkar onlar görüyorlar. İşte bununla ilgili bir mesele okuyacağız. Okuyalım. Bismi Sübhanuhu. Ehemmiyetlidir. Bir saniye. Risale-i Nur'da her kelimenin altına girersek oralardan birer anlam kazanırız. Eğer kelimelerin altına girmezsek yüzeysel bir şekilde okumuş ve geçmiş oluruz. Bediüzzaman Hazretleri'nin diğer alimlere göre farklı bir yönü vardır. Hatta der ki ben diğer alimleri kendimden pek ziyade der alkışlıyorum. Niye biliyor musun? Çünkü der ki diğer alimlerin der çoğunun ilmi nasıl bir ilimdir? Kesbi bir ilim. Yani çalışılarak elde edilebilir. Cenab-ı Hak bana öyle bir ilim yüklenmiş ki o vehbi bir ilimdir. Düşünür, tefekkür eder, kalbine manalar gönderir. Fotoğrafik hafıza vardır Bediüzzaman Hazretleri'nde. Mesela alır bu kitabı, şöyle bakar. Baktıktan sonra tamamını ezberler. Hatta şöyle bir hususiyeti var. Mesela şunu gördünüz mü? Eskiden mecmualar bu şekildeymiş, gazeteler bu şekildeymiş. Alırmış gazeteyi, şöyle bakarmış, şöyle açarmış, şu tarafına bakarmış, tekrar koyarmış. Yerine koyduktan sonra parasını verirmiş, ücretini verirmiş, ondan sonra gidermiş. Yani fotoğrafik bir hafıza var. İşte böyle bir zat diyor ki, ehemmiyetlidir. Bismihi Subhanuhu. Ehemmiyetlidir. Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin benim haddimin çok fevkinde hüsnü zanlarını ve ifratlarını tadil etmek için ihtar edilen bir muhaberedir. Mesela bize geldi birisi, dedi ki abim senin sayende hayatım değişti, abim ben sen olmasan ölürdüm, barlardan çıkamazdım, klaplardan çıkamazdım, bittim abi. Ne yaptı? İfrat derecesine çıkarttı. Buraya şahsa gelen bir adam Sinan abi bizi gördükten sonra der ki ya bu adamda 80 kiloymuş. İşte bu adamda saçı varmış, bu adamda gözü varmış. Anlatabildim mi? Bu adamda kaşı varmış. Bu adamlar bu kadar insana bu kadar küçücük bir yerden mi ulaşıyor der. Daha sonra buraya muhabbeti kalmaz gider. Çünkü hayalinde burayı nasıl bellemiştir? Çok farklı birisi gelecek işte öyle bir konuşacak ki konuştuğu andan itibaren kalbime bütün oklar saplanacak. Saplandıktan sonra benim imanım yeniden taçlanacak. Öyle bir şey yok. Ama adam hayalen böyle bir suret verdi. Bir de buraya gelirken böyle gerçekten Allah rızası için gelen insanlar var. O insanlarsa şöyle düşünüyorlar. Geliyorlar, bakıyorlar, diyorlar ki bu adamlar bu kadar küçücük mekanda bu kadar insanlara ulaşabiliyorsa Allah bu adamlara bir de büyük mekan nasip etse acaba ne kadar insana ulaşır der. Bak, bak burada bir bakış açısıyla birçok şeyi değiştiriyor. Anlaşıldı mı? Çok fazla tekrar edeceğim ki akılda kalsın. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin yanına kimler geliyor? İnsanlar geliyor, bir kısım kardeşler. Peki nasıl hüsnü zanda bulunuyorlar? Onu övüyorlar. Evet, Bediüzzaman diyor ki çok fazla hüsnü zan ettiler. Ben diyor bu meseleyle onu bir tamir edeceğim. Mesele anlaşılsın diyor. Bundan 40-50 sene evvel büyük kardeşim Molla Abdullah rahmetullahi aleyh ile bir muhaveremi hikaye ediyorum. Kimle ilgili bir muhaveresi var? Molla Abdullah. Kaç sene önce? 40-50 sene önce. Ne yapacaklar şimdi? Karşılıklı tartışacaklar, konuşacaklar. Devam. O merhum kardeşim Evliya-i Azime'den olan Hazreti Ziyaeddin Kuddisesi Ruhu'nun has müridi idi. Kimmiş? Has müridiymiş. Öğrencisiymiş, talebesiymiş. Devam edelim. Ehli tarikatça müridinin hakkında müfritane muhabbet ve hüsnü zan etse de makbul gördükleri için... Bir dakika dur. Ehli tarikatça bir insan mürşidini üstün görebilir miymiş? Görebilirmiş. Bunda bir beis var mı? Yok. Ehli tarikatta bu uygun mu? Uygun. Zaten yaman. Mesela doktora gittin. Bir yerden duymamışsın, tanımamışsın, ona bir hüsnü zannın yok. O sana hakikaten bir ilaç yazsa bile ne düşünürsün? Lan bu ilaç işe yarar mı, yaramaz mı diye düşünürsün değil mi? O yüzden ehli tarikatça bir insanın şeyhini ifrat derecesinde anlatmasında bir beis var mı? Yok. O merhum kardeşim dedi ki, Hazreti Ziyaeddin bütün ulumu biliyor. Kainatta kutbu azam gibi her şeye ıttılağı var. Bir dakika. Hazreti Ziyaeddin dedi, her şeyi bilir. Ve dedi ki her yerde ıttılağı var. Yani her yerde eli var, kolu var, her şey hakkında bilgisi var. Mesela yapsa bir anda kapıyı açabilir. Yapsa bir anda ışığı açabilir. Onun konuşmasıyla birçok insana bir anda hidayet vesile olabilir. Elini açsa ya Rab dese, yemek istese bir anda önünde yemek olabilir. Başrolde kim var? Molla Abdullah. Molla Abdullah kime tabi? Hazreti Ziyaeddin. Ziyaeddin nasıl bir zat Hazreti Ziyaeddin? Her şeyi bilen. Evet. Evet. Her yerde ıtıla var. Evliya-i Azime'den bir kutbu azam gibi neyi var? Her yerde eli ayağı var. Anlaşıldı mı buraya kadar? Eyvallah. Devam edelim. Beni onunla rapt etmek için çok harika makamlarını beyan etti. Bak şimdi. Bediüzzaman Hazretleri'ne diyor ki gel diyor sen de ona tabi ol.
Ben de o kardeşime dedim ki sen mübalağa ediyorsun. Aa, Bediüzzaman diyor ki sen mübalağa ediyorsun diyor. Mübalağa? Sen biraz abartıyorsun diyor. Böyle bir şeyin olma ihtimali var mı? Var. Peki Bediüzzaman neden sen mübalağa ediyorsun dedi. Çok önemli. Ben onu görsem çok meselelerde ilzam edebilirim. Bir de diyor ki ben onu görsem çok meselelerde ilzam edebilirim diyor. O zaman Bediüzzaman da bilgili bir zat mı? Bilgili bir zat. Hem sen benim kadar onu hakiki sevmiyorsun. Hayda. Şimdi Hazreti Ziyaretine kim tabi Bediüzzaman mı? Molla Abdullah tabi. Peki Molla Abdullah mı övdü, Bediüzzaman mı övdü? Molla Abdullah övdü. Peki Molla Abdullah'a Bediüzzaman Hazretleri ne dedi? İnan bana sen benim kadar dedi Hazreti Ziyaretini sevmiyorsun. Neden acaba? Çünkü kainattaki ulumları bilir. Bir kutbu azam suretinde tahayyül ettiğin bir Ziyaretini seversin. Yani o unvan ile bağlısın, muhabbet edersin. Vay! Buraya adam geldi. Geldikten sonra bize baktı. Dedi ki, sizin öyle videolarınızı izledim ki, böyle hayatım değişti ki, şöyle oldu ki, böyle oldu ki, bardaydım, klaptaydım, diskodaydım, oradan beni aldınız, çektiniz, çektiniz. İfrat derecesinde mübalağa ediyor. Orada da Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Ben diyor senden daha çok diyor Ziyaettin'i seviyorum. Neden? Çünkü diyor sen hayalinde canlandırdığın bir Ziyaettin'i seviyorsun. Ama diyor ki bu Ziyaettin insandır. Bu Ziyaettin hasta olur. Kudüs'ü sürü temizlenir, temizlik yapar. Sen bunların hiçbirini baz almıyorsun. Sen onu hasta yatağında görsen sen ondan soğuyacaksın. Sen onun bir alkışıyla beraber ışığın yanmasını seviyorsun. Sen ona ettiğin bir duanın neticesinde gelen yemeği seviyorsun. Yani sen hakiki bir Ziyaettin'i sevmiyorsun. Kafanda oluşturduğun bir Ziyaettin'i seviyorsun. Yani menfaatini seviyor, Ziyaettin'i sevmiyor. Sen bu Ziyaettin'de bir kusur görsen, bir hata görsen, çünkü Ziyaettin insandır, hata yapabilir. Sen ondan bütün bütün soğuyacaksın. Peki ben neden senden çok Ziyaettin'i seviyorum? Çünkü ben sünnet-i seniyeye ittiba eden Ziyaettin'i seviyorum. Makam verdiğim Ziyaettin'i değil, o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda olduğu için, onun sünnetine ittiba ettiği için, onun birilerine ulaştığı için, onun da birilerine ulaşmaya çalıştığı için ben Ziyaettin'i seviyorum. Bakın, arada bir hayali Ziyaettin sevmek var, bir hakiki Ziyaettin sevmek var. Arada çok fark var ama. Şimdi İslam'da 3 ayak vardır artı 1 ayak 4 ayak diyelim. Birinci ayak imanı billah'tır. İkinci ayak marifetullah'tır. Üçüncü ayak muhabbetullah'tır. Dördüncü ayağı da biz ekleyelim böyle birazcık. Zevki ruhani'dir. Yani insan Allah'ı tanır mı? Allah'a muhabbet besler mi? Peygamber Aleyhisselam tanır ona muhabbet besler mi? Peki ibadetlerde artma olur mu? Kendi kalbini, ruhunu, aklını beraber mezcederek besler mi? Besledikten sonra ufaktan bir feyiz alır mı? Peki ibadetlerde lezzet almaya başlar mı? Peki bu lezzet beklenir mi? Hayır. Lezzet beklenmez. O zevki ruhanidir. Cenab-ı Hak vermek isterse onu verir mi? Verir. Yaptığımız ibadetlerde lezzet beklemeyeceğiz. Yoksa Cenab-ı Hak lezzeti aldığı andan itibaren ruhumuz kabza girer ve belli bir zaman sonra o ibadeti yerine getiremeyecek bir hal alırız. Oruç tutuyoruz. Kim için? Cenab-ı Hak için. Onun bize vereceği nimetler için değil, daha önceden geçmişte verdiği nimetler için kılıyoruz zaten biz. Göz vermiş, kaş vermiş, saç vermiş, taş etmemiş, hayvan etmemiş, kafir etmemiş, insan etmiş, bu kainata sultan etmiş, o da yetmemiş, Müslüman etmiş. O yüzden bizim bu kadar nimete zaten ne yapmamız lazım? Şükretmemiz lazım. Yani vereceğini bekleyip şükretmek değil, verdiğine şükretmemiz lazım. Neydi Yaman Bediüzzaman Hazretleri'nin bir cümlesi vardı? Ubudiyet mukaddemeyi mükafat kılayetle değil, sabıkadır. Yani ubudiyet şu değil, Cenab-ı Hakk'ın vereceği o mükafatların neticesinde yapılacak olan kulluk değil. Mükafat verince kulluk değil ubudiyet kulluk. Anlatabildim mi? Nedir? Geçmişte verilenlere zaten biz kulluk ediyoruz. O yüzden Allah'ın ver biz öyle kulluk edeceğiz. Öyle bir dünya yok. Şimdi bizim alem-i İslam'da mektuba tekrar döneceğim. En büyük yaşadığımız sorunlardan bir tanesi şu. İmanı billah dedik. Değil mi? Yani imanın temelinin oturması lazım. Ben kulumun zannı üzereyim buyuruyor Cenab-ı Hak, değil mi? Yani Ahmet beni ne kadar tanıyor? Ahmet benimle bir aydır tanışıyor. Bana dese ki abim ben seni çok seviyorum falan ben inanmam Ahmet'e. Ahmet'in beni çok ciddi sevebilmesi için benim çektiğim sıkıntıya ortak olması lazım, beraber yol gitmemiz lazım, beraber sıkıntı çekmemiz lazım, beraber yatmamız lazım, aradan yıllar geçmesi lazım değil mi abi? Bir yıl geçti aradan. Seviyorum dese biraz daha inandırıcı bir hal alır mı? Alır. Ahmet'in benim üzerimdeki zannı artar mı kardeşim? Artar. Zannı arttıkça beni sevebilir mi? Ben kulumun zannı üzereyim. Kimisi Kadir gecesinden Kadir gecesine ibadete gidiyor. Kimisi örnek özel günlerden Cuma'dan Cuma'ya gidiyor. Allah ne kadar tanınıyorsa kulda o kadar ibadet etme ihtiyacı hissediyor. İkincisi?
marifetullah. Ne başladı şimdi Yaman? Cenab-ı Hakk'ın kalbe göndereceği manalar başladı. Ufaktan Cenab-ı Hakk'a iştiyak başladı. Şimdi üçüncüsü neydi? Muhabbetullah. Dördüncüsüne ne dedik biz? Zevki ruhani dedik değil mi? Lan bu üçü oturmamış zaten adamda. Allah'a iman nedir bilmiyor, peygambere iman nedir bilmiyor, kabre iman nedir bilmiyor, haşre iman nedir bilmiyor. Bunların hiçbirini bilmiyor abi. Adamın istediği tek şey şu: Allah'ım zevki ruhani bana ver. Çok mantıksız değil mi? Temeli yok. Evin içerisine döşeyebileceği hiçbir şey almamış. Ben diyor evde akıllı sistemi yerleştirmiş olayım. Bastığım zaman diyor perdeler açılsın. Ulan mantıklı ol biraz daha, evde pencere yok. Öyle bir namaz kılayım ki Allah'ım, öyle bir umreye gideyim ki ben geriye döndüğüm zaman bütün günahlar... Öyle bir şey yok ya. Sen Cenab-ı Hakk'ın rızası için gidersin. Kabe'nin etrafını tavaf edersin. Ondan sonra istiğfar edersin. Nedamet edersin. Tövbe edersin. Cenab-ı Hak kabul buyurur. Sana bir zevki ruhani o esnada bahşeder. Sürekli zevki aramak. Onun arzusu içerisinde olmak. Verirse Cenab-ı Hak elhamdülillah. O güzel bir şeydir. Kötü bir şey değildir. Ama talep edilmez yani. İnsanlarımızın işte büyük kısmı nerede? Böyle büyük zatların himmetlerine gidiyorlar. Yani onların sünnet-i seniye ittibasına değil. Onların kerametlerine gidiyorlar. Mektubun başrollerinde kimler var? Molla Abdullah. İkincisi. Peki Ziyaettin Hazretleri nasıl bize? Evliya-i Azime ne demek? Peki bu Evliya Reisi Kutbu Azam suretinde birçok yere ıtlığa var mı? Eli her yere yetişiyor mu? Yetişiyor. Peki Bediüzzaman Hazretleri böyle bir şey karşısında ne diyor Ziyaettin'e? Sen onu benim kadar sevmiyorsun. En önemli yer burası. Şaşılacak bir konu yani. Peki neden sen onu benim kadar sevmiyorsun diyor? Hayali. Seversin. Ben hakiki bir ziyaretini severim diyor. Bak insanlara nasıl muhabbet beslemek lazım, çok önemli. Bizi seviyorsanız sünnet-i seni ittiba yönümüzü sevmeniz lazım. Veya büyük bir alim zat gördünüz. Sünnet-i seni ittibası cihetiyle seveceksiniz. Bu kadar. Devam. Yani o unvan ile bağlısın. Muhabbet edersin. Eğer perde-i gayb açılsa. Perde-i gayb açılıyor. Tamam mı? Hazreti Ziyaettin'in çok az kusurlu olsa bile kusurlarının bir kısmı gözükecek mi? Gözükecek. Onu hayalen seven insanlar onun hatalarını görecek mi? Kusurlarını görecek mi? Gizli kusurlarını. O hatayı, o kusuru gören insanlar ne yapacaklar? Uzaklaşacaklar. Nasıl uzaklaşıyorlar? Devam. Eğer perde-i gayb açılsa ve hakikati görünse senin muhabbetin ya zail olur. Bak! Perde-i gayb açıldı. Senin muhabbetin ne oldu? Zail oldu. Veya? Dörtte birisine iner. Yani %25 kadar ona muhabbetin kalıyor. Neden? Çünkü sen onun eliyle ışık yaktırdığı bir ziyaretini seviyordun. Çünkü sen onun el işaretiyle bir kapının açıldığı bir ziyaretini seviyordun. Çünkü sen sosyal medyadan gördüğün bir meskeni hayali bir surette sevmiştin. Hakikaten sevmek, bütün kusurlarıyla sevmek. Yani bir gemide bir cani değil, 9 tane cani bulunsa, o geminin içerisinde bir tane masum bulunsa, sen yine de o bir masum için o gemiyi batıramazsın. Batırırım desen derim ki, o masum çocuk senin evladın olsa yine de batırabilecek misin? Batıramazsın. Biz hatalı olabiliriz, biz kusurlu olabiliriz. Anlatabildim mi? Senin bize hidayet için dua etmen lazım. Çünkü böylece büyük bir hizmet ediyoruz. Etmeye çalışıyoruz. Allah'a hamdolsun. O yüzden hayali değil de hakiki günahkar bizleri sevmen lazım. Sadece bu yolda, bu davada ufak ufak adım atmaya çalışan insanlar olarak görüp yaptığımız işleri tenkit değil, tebrik etmen lazım. Ama hayalen böyle düşünmezsen buraya geldiğin esnada mutlaka bir şeylere takılırsın. Ya bu halıya takılırsın, ya bu duvarın rengine takılırsın, ya şu ışığa takılırsın, ya sosyal medyanın kapısı niye gizli takılırsın, ya işte mutfakta niye bulaşık var ona takılırsın. Neden? Çünkü buraya gelirken burayı öyle bir hayalinde kurguladın ki sen. Buraya bir geldin, hayalinde kurguladığın hiçbir şey yok. Sen hayalinde dedin ki bu adam bana bir konuşur, o kalbimi sökerdi. Anlatabildim mi? Ama öyle bir dava yok yani. Tam oturdu değil mi? Kafada tam yerleşti mi? Evet. Belki bunların bir çoğunu böyle bilmiyorduk. Biz de belki şahsı seviyorduk, oradaki himmeti seviyorduk. Anlatabildim mi? Belki feyzi seviyorduk, feyze tutkuluyduk. İşte sürekli böyle uçalım, kaçalım, havada gezelim falan. Ama o büyük zatlar zaten bunları istemiyorlar yani. Keramet kime verilir biliyor musun kardeşim? İyi dinleyin. Keramet acizlere verilir. Kerametlik gösteren kişi aciz değildir. Gören kişi acizdir. Neden? Bir şeyhin yanına gittin. O esnada o keramete ihtiyacın var. Cenab-ı Hak o kerameti sana gösteriyor aciz olduğun için. Çünkü şevklenmen lazım. Çünkü harekete geçmen lazım. Zahiri bir şey görüyorsun. O seni harekete geçirebilir. Ama sen yine o kerametine tab oluyorsun. Bu sefer o keramete seni belli bir süre götürüyor. Belli bir süre sonra artık yine günahlara gidiyorsun. Ama onun gittiği yolu seversen, onun seni neticede ulaştırdığı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanırsan, Allah'ı bulursan, araştırmaya sevk ederse seni. Ha, demek ki sen hakiki manada sevmeye başlamışsın demek. Çok önemli ha. Fakat ben o zat-ı mübareği senin gibi pek ciddi severim. Fakat ben o zat-ı mübareği nasıl severim? Senin gibi pek ciddi severim. Devam. Takdir ederim.
Çünkü sünnet-i seniye dairesinde, hakikat mesleğinde ehli imana halis ve tesirli ve ehemmiyetli bir rehberdir. Ya devam. Şahsi makamı ne olursa olsun bu hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Hayda, bir de ruhumu ona feda ederim diyor. Neden? Çünkü müminler yalnızca kardeştirler. Kardeşlik cihetiyle bir bağları var. O yüzden canımı onun yoluna feda ederim. Neden? Çünkü onun yoluyla benim yolumun feda edildiği yer aynı yer zaten. Perde açılsa ve hakiki makamı görünse değil İlk, geri çekilmek... Bir saniye, ilkinde perde açıldı. Tamamen zahil oldu, yok oldu. Onu sünnet-i seniyeye ittiba cihetiyle seven birisi perdeyi gayb açılsa ve onun sıkıntılı yönlerini görse bakalım ne değişecek. Perde açılsa ve hakiki makamı görünse değil geri çekilmek, vazgeçmek, muhabbette noksan olmak bilakis. Devam ya Allah. Daha ziyade hürmet ve takdir ile bağlanacağım. Bak neden? Çünkü kusurlu olduğu için o kusurlardan affolunmasına ihtiyacı var onun. Elinden tutacağım onu, ayağa kaldıracağım gerekirse. Burada mesela benim kusurum var. Sen tenkit etmek yerine tutup onu düzeltmek için bir yola girmen lazım. Mutfakta bir problem var. Mutfaktaki problemi herkes konuşur. Ama mutfaktaki problemi çok az adam çözer. Sen iç dünyanı bir kontrol et. Nefsin o işi yapmak istemediği için tenkit ediyor. Nefsin o işi yapmak istese tenkit yerine tebrik edip el atar. Demek ben hakiki bir ziyaettini, sen de hayali bir ziyaettini seversin. Çünkü sen muhabbetini ona pek pahalı satıyorsun. Bir de muhabbetini pek pahalıya satıyor. Keramete satıyor yani. Benim o kardeşim insaflı ve müdakkik bir alim olduğu için benim noktayı nazarımı kabul edip takdir etti. Eyvallah, devam. Ey Risale-i Nur'un kıymettar talebeleri. Ey Risale-i Nur'un kıymettar talebeleri. Ve benden daha bahtiyar ve fedakar kardeşlerim. Ve benden daha bahtiyar ve fedakar kardeşlerim. Şahsiyetim itibarıyla sizin ziyade hüsnü zanlınız belki size zarar vermez. Bak, size bizim hakkımızda yapacağınız hüsnü zan zarar verir mi? Vermez. Devam. Fakat sizin gibi hakikat bin zatlar ve vazifeye, hizmete bakıp o noktada bakmalısınız. Bir dakika. Bir adamın kerametine değil, yaptığı işe bakacaksın. Ulaşmak istediği insanlara bakacaksın. Derdine bakacaksın. Tasasına bakacaksın. Övmek yerine çok muhabbet besliyorsan o derde ortak olacaksın. O tasaya ortak olacaksın. Onların üzerinde 1000 kilo varsa ve onların 100 kilo kaldırabileceğine inanıyorsan, altlarında da ezilmemelerini istiyorsan bir kol, olmadı bir kol, olmadı bir bacak daha kafan gidecek olsa bile bir de kafayı oraya sokacaksın. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolunu sevmiş olabilirsin. Devam. Perde açılsa benim baştan aşağıya kadar kusurat ile alüde mahiyetim benden kaçmaya bir vesile olur. Ya. Sizi kardeşliğimden kaçırmamak, pişman etmemek için şahsiyetime karşı haddimin pek fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız. Eyvallah. Gördünüz mü? Yani hepimiz kusurluyuz. Hepimiz hatalıyız. Hepimizin günahları var. Hepimizin pişmanlıkları var. Hiçbirimiz tamamen affedilmiş değiliz. Bizleri sevecekseniz, meskeni sevecekseniz, mesela üstadı sevecekseniz, Risale-i Nur'ları sevecekseniz veya herhangi birini sevecekseniz, yani eşinizi bile sevecekseniz, onun güzelliğini değil, çünkü onun güzelliği geçici değil mi? Soyu soyunu değil yani, neyini? Dindarlığını. Yani sünnet-i seniye olan ittibasını sevmeniz lazım. Efendimiz bir kişiyle evlenmek için 3 şey için evlenir diyor, 4 şey için evlenir diyor. Bir tanesi malı. Bir tanesi soyu, üçüncüsü güzelliği, dördüncüsü dini için. Siz dini olanı tercih edin. Yani sünnete ittibasını tercih edin diyor. O yüzden ne yapması lazım kişilerin? Kerameti gösterten zat kim? Cenab-ı Hak. O yüzden onun yolunu bulması lazım. Yani hakiki okyanusa gidecek, Kur'an-ı Kerim'e gidecek, onu okuyacak, onun yolunu tercih edecek, bakacak. Mesela biz anlatıyoruz değil mi? Saatlerdir konuşuyoruz. Peki bu ilmi nereden aldık? Risale-i Nur okuyoruz işte. Günlük 10 sayfa, 30 sayfa, 40 sayfa, 50 sayfa Risale-i Nur okuyoruz. Yani bir insan susamışsa bir damlayla su ihtiyacını giderebilir mi? Gideremez. Bir bardak su alıp içmesi lazım değil mi? Peki her seferinde bana bir bardak su yerine gidip suyun kökünü bulsa, şişe şişe doldursa, ihtiyacı olduğu zaman sürekli içse daha ehemmiyetli değil mi? Daha önemli değil mi yani? Şahsa ne bakıyorsunuz ki? İşte bak okyanus burada. Bu da okyanusun içerisinden böyle üzerinize birkaç bu derste su serpilmiş yani. Ama açsanız, okusanız, baksanız, üstadla birebir muhabbet etseniz, konuşsanız. Yani size daha nice hakikatleri açacak Allah bilir yani. Baki davalar fani insanlar üzerlerine bina edilemez.
O zaman ne yapmak lazım? Bu okyanusun içerisine girip hakiki davanın sahibiyle irtibatta kalmak lazım. Unutulmamalı ki zaman ahir zamandır. Ahir zamanda hizmet makamla değil koşturarak olur. Gemideyiz, gemi batmak üzere. Hatta bir kısmı paramparça olmuş. O esnada böyle takım elbiseli şirket CEO'ları geliyor. Aman ben gemiden içeriye atlayamam, denize giremem, kıyafetim ıslanır. Ben makam sahibi bir adamım mı demesi lazım. Yoksa yüzme biliyorsa atlayıp oradaki insanları kurtarabilme adına kendi hayatını feda edercesine birilerinin elinden tutması mı lazım? Zaman kıyafet zamanı değil, iman kurtarmak zamanı. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde imanım tutuşmuş yanıyor. Evladım tutuşmuş yanıyor bak. Bediüzzaman'ın evladı var mı? Yok. Demek ki bütün insanlar evladı gibi görüyor. O yangını söndürmeye gidiyorum. Biri bana dur demiş. Ayağım taşa takılmış. Ne ehemmiyeti var? Dar görüşler, dar düşünceler. Böyle müthiş bir yangın karşısında. Böyle basit görüşler bir anlam ifade eder mi? O yüzden şahsa değil, sünnet-i seneye gitmek lazım. Allah rızası için. El-Fatiha ve selamlar.